Arkadaşlar merhaba. Bu kulağımız yetim kaldı. Yetim bir kalan bir kulağın davranışları nasıldır? Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu kulağın malum ana arısı kış içerisinde değişmişti. O da erkek arı yumurtlamıştı. İşte erkek arılar. Bugün de kontrol ettim. Kulağın ana arısını buldum. Bu ana arı boyasız bir ana arı. Kış içerisinde doğmuş. Ve arılar bunu dip tahtasında boğuyorlardı, yani öldürüyorlardı. En son işte can çekişiyordu, öldü. Ben bu anarıyı şuraya koyuyorum. Etrafında biraz toplanıyorlar arılar. Sonra tekrar aşağıya atıyorlar. Yani kendi anaları olduğunu, kokularını mutlaka biliyorlar. Fakat öyle olduğu halde bu kovan anarıyı bir arama refleksi içerisinde sürekli. Bakın kuyruklarını dikiyorlar şunlar. Mesela böyle bir havalandırmaya ihtiyaçları yok aslında ama başka kovanlarda da bu davranış yok. Mesela bu kuyruklarını dikme, titreme davranışları başka hiçbir kovanda göremiyorum. Bundan daha güçlü olanlar da var, zayıflar var. Ama şu davranış kovanın yetim kaldığını gösteriyor arkadaşlar. Yani bir kovan anarısız kalırsa, anarısı ölürse ya da anarısı bir şekilde kovandan uzaklaşırsa arılar şöyle bir inilti yapıyorlar. Kuyruklarını dikiyorlar. Böyle inleyerek vızıltı yapıyorlar. Bakın burada anarıyı koydum ama yine üzerine geldiler. Fakat anarının öldüğünü biliyorlar. Hatta kendileri öldürdü. Onu bakın tahtadan aşağıya düşürecekler tekrar. Evet, tekrar anayı aşağıya attılar. Bu anarı eşleşmediği için erkek yumurta atıyordu. Arılar da bunu kabul etmediler. Anarıyı öldürdüler. Tabii attığı erkek yumurtalar petek gözünde, bir kısmı doğdu, bir kısmı doğmayı bekliyor. Ben de kovana yeni bir ana verdim. Henüz yeni anaya alışmadılar. Şöyle gösterecek olursak, şurada bakın gazete kağıdı var. Bu gazete kağıdıyla arayı böldüm. Üzerine bir ilave taktım kovanın. Yeni anayı ilaveye koydum. Bir miktar arısı var. Aradaki gazete kağıdını arılar, bu güçlü olan taraf, kemiriyor ve yukarıdaki anayla, yukarıdaki arılarla buluşuyorlar. Tabii bu biraz zaman alacak. Belki yarım gün, bir gün, belki iki gün gibi tamamen buluşmaları zaman alacak. Bu zamana kadar da arıların ana arıyla kokusu alışacak yani. Anarının kokusuna alışacaklar. Zaten kendi analarını öldürdüler. Fakat yine de yetim kovan davranışı gösteriyorlar bakın. Bakın bu davranış yetim kalan kovanın davranışı. Bunu biz eskiden gördük. 5-6 yıl gibi, belki 10 yıl gibi. Yani fazlaca arıcılık yapan, uzun yıllar arıcılık yapan arkadaşlar bunu mutlaka biliyordur. Mesela bazen kovanı açarız. Böyle 1-2 petek çektiğimiz zaman arılar bu şekilde bir inilti yaparlar. Anlarız ki o kovanın anarısı ölmüş arkadaşlar. İşte kovanın girişinde de anarının öldüğüne, işte kovanın anasız kaldığına dair böyle bir farklı davranış görüyoruz. Bu arılar hala inilti yapıyor. Analarını arıyorlar. Anasızlıklarını işte belki birkaç güne kadar giderecekler. Yeni anayla alıştıklarında, buluştuklarında işler yoluna girecek. Ama şu anda arayış içindeler. Mesela öldürdükleri anayı tekrar şuraya koyalım. Bunun kokusuna bir toplaşıyorlar başına. Bir süre sonra onu aşağıya atıyorlar. Öldüğünü anlıyorlar. Ama yine de anamızı isteriz diye uğultu yapmaya, vızıltı yapmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Yetim kalan arıların, yani anasız kalan arıların davranışı böyle. Anamızı isteriz de anamızı isteriz diyorlar arkadaşlar. Ama yeni anayla buluştuklarında bu durum geçecek. Bakın şu davranışlar anasız kalan kovanın davranışı. Bazen kovan içinde de bunu görüyoruz. Dışarıda da bunu, bu iniltiyi, kuyruk dikip arayış davranışını görüyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.